Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karstik şekillerden bahsedeceğiz. Karstik şekiller deyince aklımıza ilk gelecek şey nedir arkadaşlar? Akdeniz bölgesi. Sebep sorarsa e, Türkiye'de en fazla kars topografyasının yani karstik arazinin bulunduğu bölge Akdeniz'dir. Yani sorunları, soruları yorumlarken lütfen bunlara dikkat edelim. Diyelim ki karstik deyince ya da karstik topografya ile ilgili sorular gelirse hemen Akdeniz bölgesini öncelikli olarak düşünmemiz lazım. Bunun haricinde Türkiye'de Erzurum'da Sivas'ta da karsik araziler bulunmakta. Ama yoğunluğu biz nerede tutacağız? Her zaman Akdeniz bölgesini tutacağız. Lütfen önemli bir giriş bilgisi olsun. Bunu lütfen sorularda kullanalım. Şimdi karsik topografya ne demektir? Karşımıza bunlarla ilgili hangi detaylar çıkar? Hangi yorumlara sahip olursak daha iyi bir sisteme girmiş oluruz. Hemen onlara bakalım. Suda eriyebilen bu önemli bir şey arkadaşlar. Demek ki kimyasal çözünme oldukça etkili burada. Suda eriyebilen karşıların bulunduğu alanlarda. Yani bunlar nelerdir? Kalker, kaya tuzu, Jips ve dolomit gibi yeraltı ve yerüstü sularının etkisiyle oluşmuş aşınım ya da birikim şekillerine biz ne diyoruz? Karstik şekiller diyoruz. Bu şekillerin bulunduğu alanlara da karst topografyası diyoruz unutmayın. Karstik şekillerin oluşabilmesi için neler lazımdır? Hemen onlara bakalım. Kalın bir kalker tabakası mutlaka ve mutlaka olmalı. Yeterli miktarda yağış olmalı. Tabanda geçirimsiz bir tabaka olmalıdır. Kars topografisi için önemli bilgilerden ilk üçüydü bunlar. Peki Karslık şekillerin çevrelerine etkileri nelerdir? Neler karşımıza çıkabilir bunlarla ilgili bir bakalım. Sarp ve Engebel alanlardır. Bu nedenle ulaşım oldukça güçtür. Tarım alanları dardır. Çünkü neydi? Sarp ve Engebel alanlardı. Kalker karalarının çözülmesiyle terrosa topraklarına sahip alanlardır. Kıl keçisi bu anlamda buralarda yoğun olarak yapılır. Zaten kıl keçisi deyince aklımıza Antalya Akdeniz bölgesi gelecek. Serek nüfusun alanlardır. Çünkü neydi arazi? Sarp ve engebeliydi. Bu da ne yapacaktır nüfusun bu anlamda? Seyrenmesine sebep olacaktır. Turizme nedir? Elverişli çünkü Kars topografisinin oluşturduğu bir takım mağaralar, sarkıtlar, dikitler içerisinde yer alacağı için turizm alanları da olabilmiştir buralar arkadaşlar. Lütfen bunları da unutmayalım. Geçeyimli arazilerdir. Yüzey sularınca fakir, yer altı sularınca zengin alanlardır. Lütfen bunlar da önemli bilgi olarak aklımızda kalacak bilgilerden olsun. Peki karstik aşılma şekilleri ya da birikme şekilleri arasındaki farklar nelerdir? Karşımıza bunlarla ilgili hangi sorular çıkar? Bunlar da hangi yorumları yapacağız? Onlarla ilgili detay bilgilere geçebiliriz. Karstik aşınım şekilleri deyince ilk önce aklımıza lapya gelecek. Zaten ilk önce gelmesinin temel bir sebebi var. Lapya ilk karstik oluşmuş şeklidir. Yani belli aşamalara uğrayacaklar. Ama o aşamalarda ilkini bize ne verecek? Lapya verecek. Kalker kayalar üzerinde yağmur sularının etkisiyle oluşan küçük oluk kanalcıklarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Lapya diyoruz. Lapyalar en küçük karşı kaşınım şekilleridir. Bu da önemli bir detay unutmayalım. Bakın görüyorsunuz bir saha var. Bu sahayı şöyle değerlendirelim. Bu saha başta böyleyken zaman içerisinde yağmurların etkisiyle kirecin daha yoğun bulunduğu alanlar daha yumuşak alanlar olduğu için daha kolay erimiş. Ve bakın karşımıza böyle erik şekiller çıkartmıştır. İşte biz buna ne diyoruz? Lapya. Peki lapyalar biraz daha büyürse neye dönüşecektir? Dorinlere. Yani lapyaların zamanla genişleyip birleşmesiyle neler oluşacak ortamda? Dorinler oluşacak. Derinlikleri birkaç metreyi bulan, çapları birkaç yüz metreyi bulan özellikteki karşılık aşınım şekillerindendir dorinlerle. Şekli olarak karşımıza çıkarsa, bakın burası karşılık alanı gösterirken etrafı da ne olmuş? Biraz daha genişleyerek, daha da çok eriyerek lapyanın bir büyüğü olan dorine doğru ilerlemiş. Arkadaşlar ovalar ise nasıl lapyalar dorinleri oluşturdu? Şimdi dolinlerle neler oluşturacak daha geniş daha büyük alanlar oluşturacağı için ovalar oluşturacak. Yani ovalar da dolinlerin birleşmesiyle oluşmuş geniş erime çukurluklarıdır. Yine ovalarda tarımda yapılabilir. Neden? Geniş bir araziye sahipiz artık. Ne yapacağız? Bu alanlarda tarımda rahatlıkla yapabileceğiz. İşte, şekil üzerinde görüldüğü üzere tarım alanları ovaların olduğu alanlarda yoğunlaşmıştır. Akdeniz bölgesinde özellikle lütfen unutmayın. Poli ise dolin ve uvalaların birleşmesiyle oluşmuş çok geniş karstik düzlüklerdir. Örneğin Muğla, Elmalım, Kessel, suula, boza ve Tefenli polileri bu anlamda bizim en büyük polilerimizi oluşturacak alanlardır. Görüyorsunuz şekil üzerine yine boklüs karstik alanlardaki biraz suyunu temsil edecek. Düdenlerimiz yine e, karşı Karsik temsil edecek. Polide bakın göl tabanı üzerinde oluşabilmiş ya da yan tarafta oluşabilmiş düzlükleri temsil edecek. Bunların tabanında da göl bulunduğundan buralara göl ovalarda denilebilmekte. Şekil üzerine zaten biz bunu ispatlamaya çalıştık arkadaşlar. Düdenler ise karşı köylerde karsonun yer altına indiği ve burada suya batan ya da su batan adını aldığı yeraltı şekilleridir. Yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı yere ise su çıkan ya da karstik kaynak adı da verilebilmekte. Kör vadi nedir derse karstik köylerde vadi içerisinde akan suyun kaybolduğu ağız yanları kapalı şekillerdedir. Örneğin kovada gölünü suları birçok kör vadi ile Aksu nehrine taşınmakta. Antalya'da da Varsak Vadisi gibi alanlar buna en önemli örnekler arasında gösterilebilir. Hemen arkasında obruklarımız var. Karsik köylerde erime ya da çökmeler sonucu oluşmuş doğal kuyularımızdır. Bunların bazılarının derinlikleri 200-300 metreye kadar ne yapabilmekte? Ulaşabilmekte oldukça iyi bir derinlik bu da. Örneğin Konya çevresindeki obruk gölleri. İkizören, Silifke yakınlarında Cennet Cehennem obrukları yeraltı mağaraların tavanlarına çökmesi ile oluşmuş obruklardır. Konya Ovası'nda son dönemlerde mısır ve şeker pancarı gibi çok su isteyen ürünlerin tarımının artması da obruk oluşumunu ne yapmaktadır? Hızlandırmaktadır. Çünkü sağ kastik yani kireçli yani eriyik malzeme bol. Suyu verince ne yapıyor arkadaşlar? O malzemeler zaman içerisinde çökelerek Karstik obrukları oluşturuyor. Yani karstik de aslında aklımıza gelecek su. Yani kimyasal çözünmenin etkinliğidir alandaki. Bunları da unutmayalım. Hemen arkasından mağara diyoruz. Karstik yöre, yörelerde yer altına sızan suların etkisiyle kireç taşlarının ile oluşan türlü büyüklükteki yeraltı altı oyuklukları ya da boşluklarına biz ne diyoruz mağara görüyoruz. Türkiye'de turizminde yapıldığı alanlar arasında Akdeniz'i bu alanın yani sahanın karşılık olmasından dolayı fazlasıyla görmek mümkündür. Örnekler ise Antalya Damataşlı Karayın, Burdur İn Suyu, Mersin Narlı Kuyu, Isparta Pınar Gözü, Gümüşhane Karaca, Konya Tınaz Tepe, Tokat, Balıca Mağaraları en önemli örnekler arasında gösterilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kalsik aşınım şekillerini biliyoruz. Şimdi kalsik birikim şekillerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Kalsik birikim şekilleri deyince aklımıza yer altında erimiş haldeki kalkerin olduğu sular yeryüzünden çıktığında içinde karbondioksit uçuracak. Ve böylece kalsiyum karbonat sudan ayrılarak çökelecek. Ve damla taşları oluşacak. İşte biz bunları ne diyoruz? Serkat, dikit, sütun ve travertenler diyoruz. Yani karsik birikim şekeri deyince aklımıza şarkıtlar, dikitler, sütler ve travertenler gelecek. Travertenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bir anlatayım. Karsik yörelerde yağ sularının yeryüzüne çıktığı yerlerdeki kalkerin erimesi sonucu bünyesine aldığı kalsiyum bırakarak biriktirmesi ile oluşan basamak görünümü yer şekilleri. Bunu Türkiye'de nerede görüyoruz zaten? Pamukkale Travertenleri ile Türkiye'nin en geniş karstik birikim şekli olan Antalya Ovası Traverter oluşumuna en güzel örnekler arasında gösterilecektir. Hemen yani arkadaşlar travertenin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi sarkıt, dikit ve sütun ne olduğundan bahsedelim. Ee, özellikle Antalya'nın içerisindeki mağaralarda oluşan sarkıt, dikit, sütün gibi şekiller kirecin bu anlamda yüzeyden aşağı doğru damlamasıyla oluşuyor. Yani şekillendirmemiz gerekirse mağaranın tavanından aşağı doğru biriken o kireçli yapıya biz ne diyoruz? Sarkıt diyoruz. Hemen burada sarkıtı görüyoruz. Hemen aşağıdan yine ile oluşan dikit. Bunların zaman içerisinde birbiriyle birleşmesiyle oluşan şekli ise ne diyoruz? Sütun diyoruz. Yani nerede görürüz biz bunları genellikle? Mağara içlerinde, kireçli sahanın bol bulunduğu Akdeniz bölgesinde sıklıkla rastlıyoruz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Müzik <laughs>